TV.com.tr'den herkese merhaba değerli izleyenler. Mehmet Ali Erbil gibi şöhretli bir televizyon yıldızıyla ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturması şimdilerde ise ünlü televizyon yıldızı Acun Ilıcalı'ya uzanmış durumda. Hatta bu yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut bir tweet attı. Tweet'te ise şu mesajı verdi. Sevgili dostlar, yasa dışı bahis soruşturması kime uzanacaksa oraya kadar gitmeli. Kimse Büyük Türk Milleti yargısı karşısında dokunulmaz değildir. Kime gidiyorsa masum olan aklanır. Fakat Yiğit Bulut bir süre sonra tweetini sildi. Peki bu durumda soruşturma sürecini etkiler mi? Hep birlikte göreceğiz. 55 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın dünü ve bugünü çarpıcı bir yaşam hikayesi esasında. Acun'un 90'lı yıllarda başlayan ve 2000'li yıllarda yükselişe geçen yolculuğuna gelmeden önce daha henüz 17-18 yaşındayken dahil olduğu bir grubu anlatmadan olmaz. O da Adnan Oktar Örgütü. Bilindiği gibi Türkiye'nin en enteresan örgütlerinden biri olan Adnan Oktar'ın ilk müritlerinden biri Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'ydı. İki kardeşin Adnan Oktar grubuna dahil oldukları yılsa 1987. Bir başka ifadeyle Acun Ilıcalı bu tarihte henüz 18 yaşında. Acun Ilıcalı ve abisi Silivri Kıyı Kent grubu olarak örgütte yer aldı. O zamanlar Adnan Oktar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ancak ilginç olan hastane ziyaretleri sırasında etrafında oluşan dinamik ve meraklı bir grupla çevrilmiş olması. Haftanın belli günlerinde insanlar gelip onu ziyaret ediyorlar, onun fikirlerinden etkileniyorlar. Acun'un abisi Ömer Ilıcalı bu tanışmayı çok net hatırlıyor. Adnan Oktar'ı dürüst, temiz ve Allah yolunda gördüm diyor. Ve işte tam bu noktada Ilıcalı kardeşler bu gruba dahil oluyorlar. Bu süreçte 1992 ile 1993'e kadar devam ediyor. Hatta Acun Ilıcalı'nın ilk çocuğu Zeynep dünyaya geldiğinde Ilıcalı halen örgütteydi. Acun Ilıcalı'nın da aralarında olduğu Adnan Oktar grubunun 1992'de Anıtkabir ziyareti ise belki de Acun'un bu yapıdaki son karelerinden biri olsa gerek. Acun Ilıcalı örgütten ayrılsa da abisi Ömer Cenker Ilıcalı bu yapının içinde kalmaya devam etti. Acun Ilıcalı Adnan Oktar grubunda kaldığı dönem için savunmasız bir dönemde yanıltıldım sözleriyle açıklamıştı. Adnan Oktar grubundan ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı 1990'lı yıllarda televizyon dünyasına kaydı. 22 yaşında Show TV'de spor muhabiri olarak başladı. Acun Firarda adıyla yaptığı televizyon programı ise hayatının kırılma noktası oldu. Acun 2000'li yılların başlarına gelindiğinde ise adım adım işlerini büyüttü. Yurt dışındaki prodüksiyonlarda dünya çapında bir marka olduğunu kanıtladı. Survivor gibi formatlarla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettirdi. Şimdilerse dijital çağın gerekliliğine ayak uydurarak Exxen'le izleyicisinin karşısına çıktı. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Acun Ilıcalı aslında sadece bir medya patronu da demek yetersiz kalabilir. Acun Ilıcalı'nın hikayesi düz bir yoldan çok virajlı ve sert bir yolculuğa benziyor. Her virajında bir sürpriz, her dönemecinde bir fırsat var. Show TV'nin Survivor formatını ödeyememesi belki de onun kariyerindeki en kritik dönüm noktalarından biriydi. Kendi ifadesiyle eğer konsepti taşıyamasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Ama Ilıcalı zorlukları fırsata çevirmeyi bilen bir isim. Star TV'ye giden yolculuğunda Ferit Şahenk'le tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Kimsenin izin vermediği yerde o kendi kanalını kurmaktan çekinmedi. 2004'te Acun Medya'yı kurdu, Survivor'dan Masterchef'e, O Ses'ten Yeteneksizsiniz'e kadar onlarca format Türkiye'nin en çok izlenen programları oldu. TV8'i MNG'nin patronu Mehmet Nafiz Günal'dan satın aldığında herkes şaşkınlıkla izledi. Ardındansa kısa sürede kanalı zirveye taşıdı. Yunanistan'da, Brezilya'da, Meksika'da projeler üretmeye başladı. Exatlon gibi bir format dünya çapında izlenir oldu ve sonra Exxen, dijital çağın oyun değiştireni. 1 milyondan fazla abone, UEFA maçları ve bambaşka bir içerik dünyası. Ilıcalı 2020 senesinde Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına ortak oldu. Ama bu ortaklık uzun sürmedi. Bir sene sonra yollarını ayırdılar. Sonra sırada İngiltere vardı. 2022'de Hull City'yi satın aldı. Tam bir yatırım hamlesi. Hem medya tarafını güçlendiriyor,
oynuyor hem de futbol dünyasına adım atıyordu. En son durağı ise İrlanda oldu. Haziran 2023'te Shelburne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Ama bu macera da çok kısa sürdü. Kasım ayında kontrolü bıraktı. Tüm bu başarı hikayeleri kadar Acun Ilıcalı ile ilgili olumsuz söylentiler hiç eksik olmadı. Yasa dışı bahis işi de işte gündeme gelen en son konu oldu. Bakalım bu soruşturmanın seyri şimdi Acun'un yolculuğunda nasıl bir etki yaratacak?